Şimdi bizim Türkiye'de ne kadar bitkisel ürün sigortalı şu anda? Bir de bunların tabii zamanları var değil mi? Yani şimdi ben hani çok tarımla uğraşan bir insan değilim ama sizin sayenizde öyle yavaş yavaş tarıma ucundan bulaştık. Belki bunun sonunda bir tarım işine de girer miyiz bilmiyorum İnşallah. Ama sizin var mı kendi böyle tarım? Yok yok. Henüz bir yerde yok. Ekeyim biçeyim falan. Henüz yok ama ileride ben de düşündüğüm şeyler. Birlikte girelim her şeyi. İnşallah. Bütün ürünler sigortalı. Yani ne kadar bitkisel ürün sigortalı ve herhalde en çok ben şöyle bir tahminde bulacağım. Katılır mısınız bilmiyorum. Muhtemelen Malatya'da kayısı en çok sigortalıdır falan diyeceğim ama doğru mu diyeceğim bilmiyorum. Önemli derecede sigortası var. Rakamsal olarak şöyle söyleyeyim. Yani ülkemiz genelde yaklaşık 240 milyon dekar civarında bir tarımsal alandan bahsediyoruz. Hı. Bu değişebiliyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı. Ve bunların bir kısmı da yaklaşık 50 milyon dekarlık kısmı da genellikle üretim yapılmayan işte Nadas alanı gibi yaklaşık 190 milyon gibi bir şey kalıyor. Bunun da 140-145 milyon dekarlık kısmı ÇKS kayıtlıdır. Çiftçi kayıt sistemi. Evet. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan tarımsal alanların yaklaşık %21-22'lik seviyesi şu anda sigorta kapsamında. Çok güzel. Ama bu şeye göre değişiyor. Tabii burada hangi ürün olduğu, hangi bölgede olduğuna göre farklılık gösterebiliyor. Şimdi Malatya örneğine verdiniz. Malatya'da bu %25-%30 seviyelerindedir kayısı da. Ama işte Manisa'ya gittiğinizde, üzüme gittiğinizde %50 seviyelerine gelir. Trakya'ya geçelim. Orada işte kolza, kanola, çeltik dediğin zaman bu %60'lara kadar geliyor. Yani biraz bölgesine göre, biraz ürününe göre farklılık gösteriyor maalesef. En çok hasar alan bölge hangisi? En çok hasar alan bölgemiz genellikle aslında 3 tane ana bölgemiz. Karadeniz herhalde yine. Karadeniz fındık, işte Malatya kayısı, Manisa, İzmir tarafında ana ürünümüz üzüm. En çok hasar alandan ziyade en çok poliçesi bunlarda olduğu için. Doğal olarak da en çok tazminat ödemesiyle bu ürünler de meydana geliyor.